Değerli basın mensupları, Gelecek Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve arkadaşları, demokratik parlamenter sistemle ilgili, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili yaptıkları çalışmayı bana ve arkadaşlarıma aktardılar. Son derece güzel, verimli bir toplantı geçti. Bu ülkede her insanın demokratik ortamda yaşaması kadar güzel bir şey yok. Farklı görüşlerimiz olabilir ama demokrasi içinde düşüncelerimizi özgürce, rahatlıkla ifade edebilelim. Ve millet de parlamentoya milletvekili seçerken vesayet altında seçmesin. Parlamento vesayet altında olmasın. Dolayısıyla geçmişte parlamenter sistemde karşılaştığımız sorunları da aşan ve onlara ilişkin çözümler de üreten güzel bir çalışma yapmışlar. Sayın Genel Başkanı ve arkadaşlarına yaptıkları bu çalışma dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Bizim düşünce dünyamızı zenginleştirdiniz Sayın Genel Başkan. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Ben de iki sebebi var bu ziyaretimizin. Birisi iade ziyareti. Sayın Kılıçdaroğlu genel merkezimizin açılması sonrasında ziyarette bulunmuşlardı. Çok güzel bir istişare imkanı olmuştu. Hem iade ziyaret hem de 1 Kasım'daki büyük kongremiz sonrasında 9 Kasım'da yetkin bir heyet tarafından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi paylaşmak üzere randevu talep etmiştik. Misafirperverliklerine teşekkür ederim. Son yaşadığımız gelişmeler de meselenin sadece kişilerle ya da yaşanan konjektürle değil, sistemle ilgili bir problemle karşı karşıya kaldığımızı ortaya koymuştur. Artık hepimiz, başta iktidardakiler olmak üzere, gerçekle yüzleşmek zorunda. Türkiye'nin yeni bir anayasaya, ama bu yeni anayasanın da önünü açacak yeni bir siyasal sistem modeline ihtiyacı var. Geçmişte 1924 Anayasası'nın çoğunlukçu modeli, 1961 Anayasası'nın vesayet modeli ve 1982 Anayasası'nın vesayeti artıran melez modeliyle Türkiye'nin bir yere gidemeyeceği aşikardır. Ama bunları, bu problemleri aşmak için geldiği iddianın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2,5 yıllık uygulamasıyla kurumların kurumsal aklını tahrip etmiş, devlet tamirlerinde ciddi sıkıntılara yol açmış, nepotizmi yaygınlaştırmış ve kişiselleşmiş bir iktidar anlayışını Türkiye'nin kaderine hakim kılmıştır. Bunun da sonuçlarını gördük. Biz Gelecek Partisi olarak hem eleştirilerimizi dile getiriyoruz, hem de bu eleştiriler karşısında teklifimizi, noktasal politikalarla ilgili teklifimizi de, sistem teklifimizi de geliştirerek kamuoyumuza paylaşmayı bir ilke meselesi olarak görüyoruz. Bu çerçevede geliştirmiş olduğumuz tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimiz, geçmişte uygulanan Türkiye'deki çarpık parlamenter sistemin eksikliklerini gideren, temsil istikrar dengesini sağlayan ve ülkede kapsayıcı bir demokratik anlayış içinde bütün vatandaşların sürece katılmasını temin eden bir siyasal sistem olduğu inancındayız. Bütün partilerden randevu talep ettik, ediyoruz. İktidar partilerinden de talep ediyoruz, ettik. Ümit ederiz ki onlar da bu tartışmanın rasyonel bir zeminde, sağlıklı bir zeminde yürümesine katkıda bulunurlar. Mesele, hepimiz geçeceğiz ama Türkiye'nin kalıcı sorunlarını çözecek olan kalıcı bir sisteme ihtiyaç var. Bunları gerek Sayın Genel Başkan'a gerek ekibiyle son derece samimi ve karşılıklı anlayış içinde paylaştık. Ortak birçok hususun olduğunu ortaya gördük. İki gün önce Sayın Akşener'le olan görüşmem, bu görüşme ve daha sonrasında hem siyasi partilerle hem de sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelere devam edeceğiz. En önemli şey psikolojik ortamda bir iyileşme sağlamak ve güven ortamını, karşılıklı diyalog ortamını teşvik etmek. Bugün bu noktada önemli bir adım attık birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Gerek misafirperverliğiniz için, gerek fikir alışverişinde bu görüşlerimizi paylaşma imkanı verdiğiniz için. Nasıl bir değerlendirme yapayım? Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor.
Bahçeli'yi eleştiriyorum. Yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına. Nasıl bir hale geldik? Daha önce ifade etmiştim. Hukukun olmadığı yerde, hukukun ihlal edildiği yerde, devlette liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir. Ki bunu 2-3 hafta önce ifade etmiştim. Nasıl oluyor da? Böyle bir eleştiri başka bir yerden geliyor. Bana cevap verecek olan Sayın Bahçeli'dir veya onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne? Onu bilmiyoruz. Ama ciddiye alınacak bir olay değil. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse. Bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayi Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez. Son sorudan başlayayım. Davet edildim. Sayın Cumhurbaşkanı, daveti yanlış hatırlamıyorsam bir gün önce elime geçtim. İkinci sorunuz. Değerli arkadaşlar, az önce Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla beraber güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda yaptığı çalışmayı sadece bize değil, bütün siyasi partilere vereceğini ifade etti. Yani bu ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Var mı? Var. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var mı? Var. Bu ülkenin kurumlarının sağlıklı çalışması gerekiyor mu? Çalışması gerekiyor. Bütün bunları neyle sağlayacağız? Omurgası güçlü bir anayasayla. Anayasa çalışması. Ali'yle yaptınız, Veli'yle yaptınız, şununla yaptınız, bununla yaptınız. Allah aşkına bu tartışmaların sebebi ne? O konuşmada söylüyorum. Millet İttifakı olarak bir araya geldik. Evet geldik, Millet İttifakı olarak bir araya geldik. Konuştuk, evet konuştuk. Ne için konuşuyor? İlkeleri belirleyelim diye konuştuk. Efendim anayasa çalışması yaptınız. Anayasa çalışması yapmadık ki arkadaşlar. Yapılmayan bir anayasa çalışması. Öyle bir çalışma olsa elimizde bir metin olur değil mi? Ayrıca bu neden bu kadar çok tartışılıyor? Neden tartışıyor? Ben onu da anlamıyorum. Farz edelim ki anayasa çalışmalar parlamentoda oldu mu? Oldu. Uzlaşma komisyonu var mıydı? Vardı. Her partiden eşit sayıda milletvekili katılıyor muydu? Katılıyordu. En son 63 maddesi üzerinde uzlaşma sağlandı mı? Sağlandı. Peki ne oluyor? Orada HDP var mıydı, yok muydu? MHP var mıydı, yok muydu? AK Parti var mıydı, yok muydu? Yani bütün bunları bir tarafa atarak demokrasinin önünü tıkamak için, baskı rejimini yasallaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu ülkeye güçlü bir demokratik parlamenter sistemi getirmeye bu ülke kararlı. Bu ülkenin insanı kararlı. Her kesimin görüşünü almak zorundasınız. Bakın anayasa değişikliği yapıyorsunuz. Bir yasal değişiklik yapmıyorsunuz. Ne demek anayasa değişikliği? Anayasa değişikliği bu ülkede bir toplumsal uzlaşmayla olur. Nokta. Vesayetle, birilerinin baskısıyla, birilerinin öngörüsüyle anayasa yapılmaz. Bu şekliyle yapılan anayasaların tamamı Türkiye'nin geriye gitmesine yol açmıştır. Sayın Genel Başkan neden arkadaşlarıyla beraber böyle bir çalışma yapıyor? Böyle bir arayışın içinde. Bir toplumsal uzlaşmadan söz ediyoruz. Biz toplumsal ayrışmayı nasıl güçlendiririz? Onun üzerinde bir çalışma. Onun üzerinde bir
tartışma. Aklın alacağı bir şey değil. Ahlakın da alacağı bir şey değil. Bu ülkede kim yaşıyorsa, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, bir toplumsal uzlaşmayla bu ülkede güçlü demokratik parlamenter sistemi kuracağız. Nokta. Kim ne derse desin. Ben halkı düşünüyorum. Halkın çıkarlarını savunuyorum. Birilerinin çıkarları için anayasa yapılmaz. Güçlüyüm, benim istediğim şekilde anayasa olacak. Olmaz. Olmaz. Bunları kabul etmiyoruz. Bu ülkede kim yaşıyorsa 83 milyon beraber bir toplumsal uzlaşmayla bir anayasayı yapacağız ve hayata geçecek. Ve bu ülke gerçek anlamda ilk kez belki de çok partili rejimde bir toplumsal uzlaşmayla anayasa yapma iradesini ortaya koyacak. Bu çok önemli ve çok değerli bir sonuçtur. Siyasi partilerden AK Parti'den Erdoğan'dan bir bahsettiğiniz oldu mu? AK Parti'ye bir ziyaret gerçekleştireceksiniz. Evet, başta da ilkesi olarak söyledim. Bütün partilerden randevu talebimiz oldu. Yazılı olarak da bugün tekrar göndereceğim. Sayın Erdoğan'da da talep ettim. Sayın Bahçeli'den de. Bir kere şuna karar vermemiz lazım. Hepimizin, Türkiye'de yaşayan herkesin, biraz önce Sayın Genel Başkan da çok doğru bir şekilde vurguladı. En temel meselemiz nedir biliyor musunuz? Psikolojilerin yönetimi. Türkiye'de öyle bir psikolojik ortam var ki bir grup, bir parti başka partilerle bir araya gelirse bu toplumsal uzlaşı oluyor. Ama başka bir parti aynı şeyi yaptığında ihanet oluyor. Bu ihanet sözcüğüyle veya suçlamalarla karşılıklı kutuplaşma temayülleriyle yaklaşımlarıyla Türkiye'de siyasal sistem problemini aşmak mümkün değil. Hepimizin oturup konuşması lazım. Geçmişte ne yaşamış olursak olalım, hangi ihtilafı yaşamış olursak olalım, bütün onları şeyimizin, zihnimizin arkasına atıp bu ülkenin ve bu ülkenin geleceği olan gençlerin umutla bakacakları demokratik bir düzeni kurma vaktidir. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden bunlar konuşulabilir. Bunların tartışılır olması bile bizim için büyük zaaftır. Ayrıca Sayın Genel Başkan'a siyasi bir eleştiri dolayısıyla yöneltilen tehditler konusunda ise kesinlikle öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gereken bir husustur. Yani burada hukuk devleti kuralları işler ve anayasal bir konuma sahip olan ana muhalefet lideri hiçbir kimse tarafından tehdit edilemez, hakarete uğrayamaz. Sadece o değil, hiçbir siyasi lider. Burada Sayın Genel Başkan'ın tepki vermesine gerek olmaksızın, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bu ülkenin yönetiminden biz sorumluyuz. Kimse, hele hele bir siyasi parti lideri tehdit edilemez, ona hakaret edilemez diyebilmesi lazım. Bu denemediği için bugün problem var. Reformlardan bahsedildiği günlerde, hukuk reformundan, demokrasiden Sayın Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında bahsedildiği günlerde eğer bir siyasi parti lideri açık şekilde tehdit ediliyorsa, nezaket, her türlü nezaketsizliğe muhatap kılınıyorsa, öbür tarafta da toplumun ayrıştırılıp makbul olanlar ve makbul olmayanlar, görüşülebilecek olanlar ve görüşülemeyecek olanlar diye ayrıştırılırsa bunun sorumlusu iktidar olur. Dolayısıyla bugün bir sınav. Ben sadece partimizin yaptığı güçlendirilmiş parlamenter sistemi bütün partilerle paylaşırken Sayın Erdoğan'la da paylaşma iradesi gösterme sebebim ilkesel bir meseledir. Ama bu aynı zamanda herkes için bir sınavdır. Gerçekten reformdan bahsediyorsa istediği bir reform önerisi var. Çağırırlar, konuşuruz. Ama makbul olanlarla konuşuruz. Bizimle ileride siyasi ortaklık kurabilecek olanlarla konuşuruz. Bizi eleştirmeyecek olanlarla konuşuruz. Şunlarla da konuşmayız dediğiniz anda siyasi ortamı zehirlersiniz. İnsanlar karşılıklı kutuplaşmalar içine gelir. Dolayısıyla ben de merakla bekliyorum Sayın Erdoğan'ın cevabını, Sayın Bahçeli'nin cevabını. Hem de bugünlerde hukuktan, demokrasiden, özgürlük, güvenlikten geçtiğinden dün Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlerken gerçekten bir taraftan tebessüm ettim, bir taraftan da mutlu oldum. Bakalım bu dedikleri uygulanabilecek mi? 3 yıldır medya ambargosuna muhatap kılındık. Her türlü hakarete, troll çetelerinin saldırılarına muhatap kılındık. Aynen şimdi Sayın Genel Başkan'ın muhatap kılındığı gibi. O zaman hukuku hatırlamayanlar, demokrasiyi hatırlamayanlar, fikir özgürlüğünü hatırlamayanlar bakalım bunu bugün gerçekten dediklerini yapacaklar mı? Benim için ilk sınav bir reform önerisi olan demokratik parlamenter sistem önerimiz konusunda Sayın Erdoğan'la oturup konuşmaktır. Çok
merak şey olduğumdan, bu konuda talepkar olduğumdan değil. Ama Türkiye'de siyasal ortam değişecekse önce konuşmayı öğreneceğiz. Reddetmemeyi, kutuplaştırmamayı öğreneceğiz. Bu konularda da her türlü demokratik uzlaşıya biz hazırız. Yeter ki oturup konuşalım. Evet, yani ben bundan çok mutluluk duydum. Zaten biz güçlendirilmiş derken şöyle bir algı kamuoyuna yansıtıldı. Özellikle referandum esnasında ve sonrasında. Geçmiş parlamenter sistem siyasi istikrarsızlığa sebebiyet veriyordu. Koalisyonlara sebebiyet veriyordu. Biz öyle bir sistem getireceğiz ki Türkiye'de istikrarsızlık olmayacak, koalisyon olmayacak. Ama 2,5 senelik uygulama gösterdi ki bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi en küçük marjinal partileri bile Türkiye'yi biz yönetiyoruz diyebilecek noktaya getirmiştir. Yani küçük ortağı söylemiyorum, en minik ortağından bahsediyorum. Televizyon dolaşıp Türkiye'yi aslında Sayın Erdoğan ve AK Parti değil biz yönetiyoruz diyebiliyorsa demek ki görünmeyen ortaklıklar, görünmeyen koalisyonlara sebebiyet verildi, sorgulanamayan kim ne aldı ne verdi belli olmayan bir koalisyon var bugün Türkiye'de. AK Parti içinde belli koalisyonlar, belli kutuplaşmalar var. İşte son Hazine Maliye Bakanı istifasında ortaya çıktığı gibi. İtişip kakışmalar var, omuz atmalar var. Devlet böyle yönetilmez. O zaman bunu kişiselleştirmeden alternatifini söylemek gerekiyor. Alternatifi nedir? Açık ve net söylüyorum. En büyük mağduriyetini yaşamış bir başbakan olarak alternatifi bundan önceki çarpık parlamenter sistem değildir. Gerçekten o parlamenter sistem yetki sorumluluk dengelerini bozmuş, demokratik denetimi imkansız kılmış, yargıyı yürütmenin emrine vermiş, bir çarpık bir yapıydı o parlamenter sistem. Bu gelen de çarpık bir başkanlık sistemi. Bizim teklifimiz pür, tutarlı, temsil ve istikrarı sağlayan bir parlamenter sistem. İstikrarı sağlarken ilkemiz yapıcı güvensizlik oyu ilkesidir. Yani bir hükümet değiştirmek istendiğinde alternatif hükümetin meclis onayına sunulmasıdır. Böylece istikrarsızlık ortadan kalkacak. Temsil üzerinde de siyasi partiler kanunu olmak başta olmak üzere, baraj başta olmak üzere bütün temsil önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Burada Sayın Genel Başkan kendi partileri bünyesinde de bazı çalışmalar yapıldığını söyledi ve gördüğümüz temel ilkeler konusunda katılımcılık, çoğulculuk, yetki sorumluluk dengesi, hesap verilebilirlik, ehliyet, liyakat ve benzeri hususlarda bir mutabakat var. Anayasa çalışmalarına geçmişte baktığımızda akamete uğramasının sebebi bir güç mücadelesi haline dönüşmesi. Biz önce güçlendirilmiş parlamenter sistemin mekanizmalarında anlaşırsak anayasaya tam yazı, bir anayasaya geçişi daha kolay sağlarız düşüncesindeyiz. Bu konuda hem siyasi model, siyasal sistem modeli hem de anayasal düzen konusunda bundan sonra da istişarelerimize devam edeceğiz. Gönül ister ki ve buradan tekrar söylüyorum. Biliyorum şunu ısrarla söyleyecek iktidar partisi, Sayın Cumhurbaşkanı da bakın kimlerle görüşüyorlar. Buradan net söylüyorum, Türkiye'de herkesle görüşürüm. Başbakanlık yaparken, seçilirken bir partiye mensuptum, seçildikten sonra bütün partilerin başbakanıyım dediğim gibi bugün hepimizin partilerimizin kimliklerini aşarak bir araya gelme günü. Hem randevu vermeyeceksiniz, konuşmayacaksınız, ademe mahkum edeceksiniz, bizi televizyonlara çıkar, ekranlara çıkaran televizyonları cezalandıracaksınız. Sonra da muhalefetin kendi içinde görüşmelerini de bir ihanet gibi, bir yanlışlık gibi yansıtacaksınız. Anayasa tartışmasında olduğu gibi bu tutarsızlıktır. İşte bugün bir hukuk ve demokrasi sınavındadır AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı. Ne yapacaklarını göreceğiz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Tekrar evet.